Eşeğiyle neşeydi, mal taşıydık eve. Sırtımızda mal taşıydık. Şimdi hep geçti. Dünya boş. Hani ya şöyle ne yedi, ne yaptı, ne içti bir şey yok kızım. Yaz boyu çalıştın, 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 biriktirdin. Kışın ne yapıyordunuz onları? Hangi yemekleri yapıyordunuz kışın? Kışın bak sayan mı? Patatesli köfte dedik. Balcanlı sulu köfte dedik. Yavan nahnası dedik. Ya etlisini dedik nahnanın. Fasulye kuruduyduk, onun tiridini edidik. Onun küftesini edidik, onun dolma küftesini edidik. İspanağı alıydık, onun boğlamasını yapıydık, kavuruyduk. Ondan sonra katıklı küftesini edidik, dolma küftesini edidik. Ne bileyim, çeşit çeşit yemek var kızım. Ispanaklı dolma küfte. İspanaklı olsun, fasulyeyle patates kaşar birbirine katar kavururuk ederdik dolma küftesini. Patatesin sulu küftesini ederdik, fasulyenin sulu küftesini ederdik, eşkili küftesini ederdik hep fasulyenin. Neler vardı? İspanakla eşkili küfte ederdik, katıklı şovra ederdik, katıklı küfte ederdik, ne bileyim. Kömbe de yapar mıydın? Kömbe de yapardık, dolandırma yapardık, saç paklavası yapardık, pekmezli eskiden. O nasıl oluyor? Ne derdi şimdi, cevizi döyerdik, şeye katardık, şeker azdan, katardık, ondacık. İyi undan hamurunu kururduk, nişeyle açardık, yukalayla açardık, içine onu seferdik, dolardık, altını yağlardık, sineye koyduk onu, düzerdik, onu kesmece gibi keser keser böyle şey derdik, soğuyandan sonra şiresini de üstüne aktardık pekmeze, belerdik, gel git ye, ne üşüme vardı, ne hastalık vardı. Saç baklavası dedik biz ona, kesmece gibi derdik. Un kepekli un. Ceviz var içerisinde. Tereyağı var. Evet, tereyağı. Pekmez tabii. Var. Tabii. Yiydik. Haşhaşlı da yapar mıydınız? Haşhaşını biz dolma kesini yapardık cevizle beraber. Dolma kesi güzel olur. Gerdik. İkisini beraber dögerdik. Yağla da kavururduk onları güzelleyin. Yapardık tadından yenmezdi. Haşhaşlı dolma kesi dedik. Cevizle beraber. İkisi de yağlı. Ceviz de yağlı. Hoş olurdu. Haşhaş da yağlı. Evet. Kömbe de yapardık. 10 kat altı oluydu, 10 kat üst oluydu. Her katına yağ yağlardık. 3 katına da etine soğan, yoğurt, ispanak kavurur koyduk içine. Kavurma ya mı? Ya patatesli derdik. Kavurma mı koyardınız? Kavurma da koyduk içine. Patatesli de çok güzel oldu kavurma. O kadar değil de ispanaka da çok soğan dolardık. Yani soğanlı derdik, güzel oluyordu. Kökelikle derdik, soğanlının eli, ne bileyim, her şeyi dedik. Yiyecek çoğudan ama eskiden ne dedik, şimdi kim yiyer kim eder? Vegenler, vegenek yiyerler. Ama hep sizin bahçenizde ürettiklerinizi yemişsiniz. Hep bizimkiydi. Domates kurudurduk, biber kurudurduk, balcan kurudurduk. Hem külahını kurudurduk balcanın, hem şeyini biber değil, keser kurduk, külahını da derdik. Salatalık külahı derdik. Salatalık kabuğunu kuruduruk. Sulu küftesi oluyor, adam tadıyla yiyen miydi onu? Kışın. Salatalık kabuğuyla. Balcanın kabuğunu, salatalığın kabuğunu kuruduyduk. Tadında yenmiydi. Ya. Patatesin ufağını haşlardık. Rahmetlik anam kemise kordu, kemislerdi. Onu eşkili hamura kordu, yoğurdu. Köpük gibi ekmek oldu. Yenmeden doyulmuydu. Patatesli ekmek. Tadından doyulmuydu. Yumuşacık olur. Köpük gibi, pamuk gibi. İşte öyleydi. Anlıyor. Şimdi ekmeğin de tadı kalmadı. Yemeğin de tadı kalmadı ana. Ağzımıza alık saman kokuyor, torpak kokuyor. Ama patatesle buğday sizin tarlanızda ürettiğiniz. Bizim tarlamızda kaldıydık biz. Barguzu'da. Tabii bizimki aşağıda, kentteydi aşağı kentte. Sattılar, kaynımgile düştü oraya. Burada bize düştü. Sattılar. 30 dönüm yeriydi oraya. Her şey, hem buğdayımızı ekiydik, her şeyimizi de ekiydik içinde. Suyu da başkıltındaydı. Pamukla pirincin dışında her şeyi ekmişsiniz. Bir pamuk da ektik de pamuk olmadı. Haş da ektik, beyaz fasulye de ektik, ondan sonra mısır da ektik, ayçiçeği de ektik, yeşil fasulye, saplık fasulyeyi ektik, nohut da ektim, kavun, karpuz, pancar, hep ekmedi bir şey kalmadı yani. Bir şey ekmedi işte adı ne? Yeni söyledin ya. Pamuk ve? Pamuk.
Şey, pamuk olmadı. Pirinç. Pirinç ekmedik işte. Pirinç, pirinç çok aşırı su istiyor ya çeltik. Beyler Deresi'ne ekilirdi onları. Sulak yerlere. Beyler Deresi'ne. He, Beyler Deresi'ne orada sultan suyu vardı ya. He. Oraları ekilirdi. Orası sulaktı ya. Ha, Beyler oldu. Deresi, Şahnağan, he. Sultan suyu. He. Ören. Hep Ören. Vardı. He, vardı oralarda. Babam giderdi. Savurmaya giderdi. Makinesi vardı. Hı. Çeltiği döverler, savururlardı. Getirdik değirmanda durar. Pirincini çıkarırdık. Pirinçten ben çok düşkündüm. Yemeyeyim işte şimdi. Yiyor sandık o zaman. Yiydik. Sela kırığına vardı. Kırıklarını anam suda çıkarırdı kalburla. Darısını çıkarırdı. Pişirdi. Akşama kadar onları yiyirdik. Sandım şimdi çok sevmeyeyim pirinci. Belki de kalitesi de değişti. Ama lezzetliydi bizim yerli pirinci. Ne güzel yerdi ya. Lezzetli oluyordu. Pambık gibi. Çeşit çeşit pirinç çıktı şimdi. Laylon pirinç varmış, öyle duydun mu sen? Ne? Laylon pirinç. Aa. Vallahi öyle değil, laylon pirinç var diyorlar. Diş tuvaletten geliymiş. Ya neler çıktı kızım, neler çıktı. Turp ektim, ekmedim, pürçekli ektim. Pürçekli dediğin havuç. Ha he, pürçekli değil. Bak bir tane turp elime geçti, şöyle çıktım, bak ya gelmiş diye. Kırmızı turp. Diye. Bak diye diye bak. Diye. Tohumuna bak, ben de bana diyor ki. Bu. He. Yaprağı da kırmızı. Evet, onun yaprağı da yeniyor değil mi? Hep hep. Bunun şeyi, şimdi gömüşsün yere. Ha, pancarın yaprağı o, gibi. He, yere gömüşsün, kaldırırsın ya. Filiz atıyor da nezik nezik. Şeker gibi oluyor, onun bir salatasının tadından doyamazsın. Ne diye? Turpu yemesen de tarlasından geçtirirler. Şifa olsun diye. Ya. Bilmem ne turp gibisin. Ya bilmem ne turp gibisin. Ha, iyiyim turp adı gibi. Adı ne turp. Turp gibi olasın. Ye ki. Turp gibi iyiyim. He, işte öyleydi. Ekmedimiz bir şey kalmadı yana geri. Bilmiyorum. Şimdi hayat da gitti. Vallahi hayatımız gitti. Şimdi yerimden kalkamayayım. Koca evler, çatılar yağ töksen yalanıydı. Hani ya? Hal mı kaldı? Bak içerimin aramayayım. Evvel geliydi, hükümetin yine işi rast gelir valla. Temizcilik saldı, bu dert çıkardı, ne geldi ne gittiler. İle kaldı. Şimdi istiyor musun o gençlik günlerine dönmeyi? Valla isteyeyim de o rezillik çok rezilliydi zamanda. Ama hep seni çalıştırmışlar. Benim kocam hastaydı, böbek hastası. Böbeğini birini aldı, bir de çürüdü, zaten ondan gitti. Kaymamdık diğerde o da hastaydı, Atatürk'ün sarış hastalığıydı. Bir ben ortada döndüm, bir de çocuk. Çocuk ne şöyle bana, kombitimle güreşen çıkalan. Burunları kanıydı çağları. Hayvanlara sen bakıyorsun. On tenekür, dana, eşek, at dediğin gibi. Onların sütünü sağ, pişir. Sütünü sağ, çal onun başını bek, sudan soğuduydum. Kalksa bana yay, olmuyorlardı. Bazısını valla suya devirdik, olmuyordu, azıydı. O göz günü görenler niyet oluyordu hayvanlarda. Ha, yağı çıkmıyor. Ya olmuş ki çıkar, olacak ki çıkar. Köpük oluyor, kalıydı. Hepsinden suya devriydi adam. İşte aman ne diyeyim. Makine yok, o kadar pis pis. Bahçede gezdin, kara, kura oluyor ispabın. Terlisin, ayağına yapışıyor. Çamaşırı da elinde yıkıyorsun. Elinde yıkadım ya. Çocukları da hepsi elinde. Teşte yıkıyorsun, he. Ahırdan. Yok, esiyor işte bura banyo yaptılar da kurtulduk. Öyle ahırdaydı, yerlerdeydi. Ahırdaydı, köpük taşımıza yıkan yerdi millet. Yine bizim günümüz acık iyileştiydi, sonra şimdi de daha iyileşti. Ya. Buz, tökülen su buzdu suydu derfamızda. Dökerken. Vallahi adı yıkanıylar. Ama eskiden Malatya'nın kışı da kışmış. Sabun bile ne oldu? Kinle yıkanıydık, kin. Beyaz kin yok mu? Hı-hı. Toprak, onunla yıkanıydık. Ana pamuk gibi diyoruz saçlarımızı. Kirtepe'den mi getiriyordunuz? Bizim şurada Ardıç Tepe vardı, ozan getirdik şu anda. Ha, Kilik'in Ardıç Tepesi. He, şurada Kilik'te. Hı. Hele bir kilek torbağa çıkardık, göz derdik ona. Beyin beyaz kalbimizde, tuvallara hep onu soğardık. Yerlerde beyaz gamga vardı da, onu getirdik, gezdik, pardaklıydık. Daha benim şeyimin altı hep perdaktım, dağıttım perdak daha. Duvarı beyaz toprakla sıvıyorsunuz, he. Yerleri yine toprakla perda ediyorsunuz. Evvel öyleydi. Şimdi kireç çıktı, boya çıktı işte. Kireci de almış, şimdi bizim daha tuvar tökülüyor, sürttün mü? Altta toprak ya, tökülüyor. Onu yekten kazıyacak, şey diyecek, nerede, kimde, kim bilir. İşi çok. İşi çok. Hayri yok. Eyvallah, hayri yok.
O şeyi duydum ben Nair abla. Hani bu bulgur kaynatıyorlar da bulguru çektikten sonra kazanın dibinde sarı bir su kalıyor ya. He. Perdaha katınca beton gibi ediyor dediler. O değil. Değil mi? O değil. Şimdi şiredik ya. Bekmezedik ya. Hı, dut şiresi. Bekmezin murulu çıkıyor ya torbada kalıyor ya. Onu beton gibi der. Aa. İki sene şerde aşırı böyle beton gibi der. Hayvan getirmedin lan kalkın sen. Ama insan gezdiği zaman bir şey olmuyor. He, çok bir şey olmaz. Bir ay sonra kavruyor yine. Ha, pekmez yaparken köpüğü çıkıyor. Murul dediğin köpüğü çıkıyor. Yok tutun şeyleri kalıyor içinde. Çekirdeği, mertigeri, kapçığı, mapçığı ona murul diyorlar. Şeyi de... Ben sonra ben koştum süzülüyor. Teliste kalan. He onu sürerdik. Suya katardık, ağaçta parda kurduk. Beton gibi dedi. İşte 15 gün 20 gün gidiyordu temiz oluyordu. Ha, en azından ikinci günde aşınmıyor. Ya, her gün etmesen batı gidiyordu. Eşeklik yere kara kordu. Kara pekmez vardı de. Pekmez atardık. Hayvanların yani vermedik kendimizi atardık. Eşeklik yere de onları suardık. Ne hoş oluyordu. Kokuzlu mübareklerin ya. Torpak başka ya. Torpak başka. Torpaktan geldik torpağa gidecek. Bak sen de toprağa yakın yaşıyorsun. Ben toprağı çok seviyorum. Kokusunu da seviyorum. Şu yağmurdan yağmur sonra... Yağmur yağdı mı nasıl kalk? Tüm 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 mübarek. Ama şehirde koklayamıyoruz her taraf beton. Beton, pislik, araba şeyi şu bu ne onda havalanda ne büyüyor. Şey olasın, gelişesin. Hep bütün millet buraya kaçıyor. Dün Orduzu Pınar başındaydım. Orada bir yağmur yağdı. O kadar güzel toprak kokusu aldım i̇şte ki. İşte burada azıcık yağdı da keşke maç daha yaksa mübarek. Susuzlara verin mübarek, susuzlara. Ama bu gece sabaha kadar yağdı. Bizim burada çok yağmadı ya. Çok yağmadı ki. Sabaha kadar yağdı bugün. Ama kurudu gitti. Tabii ya güneş olunca hemen kurudu. Kurudu gitti. Zaten mi? Çoraklı. Zaten yağmur yağmadı yerin çorak öyle. Zaten çok da kar da yağmadı. Ne yağdı ki? Bir kere kar yağdı. Bir defa yağdı. Bir daha çiledi. Gitti işte. Azıcık kar yağsa yerin şeyi ölür, zehri ölür. Derdi mıttık ölür. Ya. O kadar bombalar atıyor, o kadar silahlar çıkıyor, o pislikler nereye gidiyor? Yere konuyor. Hep yere geliyor. Bulutlar yere indiriyor tabii onları. Tabii yağmurun da yere niye? Hiç belli olmaz Mayer abla. Hani demişler ya, kork Nisan'ın beşinden, öküz ayırır eşinden. Mart bak, Mart varmayacağım diye, dinlesin ne olacağım diye. Mart'ta bir fırtına diye kadının, ihtiyar kadının hep gıdıklarını kırıyor. Götünü ota sürdüydü ki götüm ot ye, götüm ot ye diye. O çok ya, gıdık kalmadı. Sepetlerine gidiyor ki bir tane kalmış. O da getirir çayla sep diye. Mart daha tehlikeli. Aldatıcı. Mart kapıda baktırırdı, gazma kürek yaktırır derler. Ama Malatya'nın kışı da sonundan gelecek herhalde. Söylüyordu televizyon. Ay, 20... Kar yağıyor Erzurum'a ne? Evet, yağıyor. Evet. Daha var. Sabah hükümet hasabında Mart 9'u. Daha bizim hasapta da var. Ya. Daha ama var. Bizim hasapta var bu. Bu hükümet hesabında Mart 9'u. Bugün Kadınlar Günü de. Kutlu olsun Kadınlar Günü. Neyini kutlayalım biz? Nesini kutlayalım? Her gün öldürüyorlar. İşte vuran öldürüyor işte. Her gün öldürüyorlar. Allah affatına sana. Valla millet azdı azdı. Millet çok azdı. Allah sonunu kıyırdı ya. Kadını öldürürüm ya günah ya. O çocuk hele çığırdı. Daha benim kulağımda benim ya. Ölmüş kadını bu. Daha gelmiş tekmikliği ya. O kadar küşüyormuşlar. Şey sonra ne? Meralim bozuldu da. Meralim bozuldu da sen vur öldür. Ha kendi kendini öldürmüyor. Sen seni vur. Elin eskiyi niye vurup öldürdük çocukları yetim koysun onun yanında? O sabirlerin günahını sen nasıl ödeyeceksin? O kadar çocuk üzle olur mu? O korkuluğundan o ananın çıkırtısını gördü. Bağırıyor. Anne dedi. Diye bir o konuştular nasıl oldular konuştular. Dedi yutamıyor. Kadın olmaz erkek nereden olacağım söyleyeyim ki? Nasıl edeceklerdi? Nalet olası çalar, tübe yarabbi tübe. İyilere bir şey demeyeyim, kötülere diyeyim anam. Ama Mahir abla, ağır cezalar verilmiyor işte. Şimdi bak bir şey de diyeyim mi? Şimdi kadınlar da azdı bir yana. Azan kadınlar da çok sana diyeyim mi? Koca onlar da öldürüyor artık başladılar. Bir kere ne onlar öldürdü kocayı. Ne yapsın? O öldürmese öbürü öldürecek. Bunlar bir şey etmek gerek ya. Ceza ağır olmayınca böyle işte. 20 sene kestiler.
40 yaşındaymış. Ama 40 yaşında, 35 yaşındaymış, ne diyeyim? 55'inde çıkacak. Ha, ne anladın? Ama belki daha önce hafta olur, haftan da çıkar. Yasak, hap olmayacak. Hep ele kestiler. Bütün millet ayağa kalktı bugüne. Her gün dinledik neler var. Bir tane vurmuş, hım hış etmiş, yüzü gözü bir hastalığında değil, kadını gösterdi. Günah ya. Boşanmışsın daha, sen ne ilgilenin kadınlasın hani? Allah belasını versin. Nasıl eliniz kalkıyor? Boğazına bıçağı saplıyor, öldürüyor.